Seyahat etmekten ve yeni şehirlere gitmekten, hatta yeni ülkeler keşfetmekten hoşlanır mısınız? Hangimiz dört duvarın içinde kapalı bir hayat yaşamak ister ki? Bir insan olarak elbette gezip görmek, yemek içmek ve keşfetmek isteriz. Bunu yaparken de müthiş bir haz alır, yaşadığımız hayattan mutluluk duyarız. O halde sizlere öyle bir coğrafyadan bahsedeceğim ki, deyim yerindeyse tarihin her sahnesinde adından söz ettiren, Batı uygarlığının doğduğu yer olarak bilinen, sanatsal ve kültürel bakımdan eşine az rastlanır türden bir zenginliğe ev sahipliği yapan, romantizm kokan harikulade bir medeniyet. Ayrıca damak çatlatan lezzetlerle dolu bir mutfak kültürü olan, dünya çapında popülerleşmiş bir moda endüstrisine sahip, lüks motorlu taşıtlarıyla ve görenleri soluksuz bırakan doğal güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren müthiş bir ülke. Öyle ki takma adı güzel ülke anlamına gelen Belpais'e olan muazzam bir coğrafyadan bahsediyorum. Eğer ki oraya henüz gitmediyseniz eminim ki videoyu seyrederken derin bir iç çekeceksiniz. Ne dersiniz dostlarım, başlayalım mı? İzlemekten büyük keyif alacağınızı düşündüğüm Avrupa'nın incisi sizlerle. İtalya. Gezginler iyi bilirler ki bir ülkeyi tanımanın öncelikli adımı o devletin tarihine bir göz atmaktır. Buradan yola çıkarak İtalya nasıl oluştu diye düşündüğümüzde şüphesiz ki pek çoğumuzun aklına Roma İmparatorluğu geliyordur. Fakat tarihçilere göre İtalya'nın tarihi asla Romalılarla başlamadı ve çok daha önceki dönemlere uzanıyor. Öyle ki Romalılardan önce Avrupa ve Asya'dan gelen pek çok kavim İtalya'da yaşamış, Julio Cesar'ın hükümdarlığı döneminde ise Roma İmparatorluğu bu coğrafyayı öne kavuşturmuştur. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle ve ardından tamamen yıkılmasıyla küçük krallıklara ayrılan İtalya, Avrupa medeniyet tarihinin dönüm noktası olan Rönesans dönemine de ev sahipliği yapmış, aydınlığa giden yolda pek çok bilim insanı yetiştirmiştir. Hem Rönesans, hem reform hareketleri, hem de Avrupa'daki milliyetçilik akımlarında başı çeken bu coğrafya, son olarak 1948 yılında Cumhuriyet'in hakim olduğu medeni bir ülke yaratarak bir cazibe merkezi haline gelmiştir. İtalya resmi olarak İtalyan Cumhuriyeti olarak da bilinmektedir. Bayrağının renkleri, ilham aldıkları Fransız bayrağından gelmiş, Fransız bayrağındaki maviyi kaldırıp yerine Milano sivil muhafızlarının üniforma rengi olan yeşili koymuşlar. Bayraklarındaki renklere ise bir takım anlamlar yüklemişler. Öyle ki yeşil rengin umudu, beyazın inancı, kırmızınınsa İtalya'nın bağımsızlıklarını kazanırken dökülen kanlarını temsil ettiği söyleniyor. Tabii ki buna dair yorumlar kişiden kişiye değişebiliyor. İtalya ülke olarak 20 ayrı bölgeye ayrılıyor ve başkenti tahmin edebileceğiniz üzere tarih kokan Roma şehridir. Nüfusunun 60 milyon dolaylarında olduğu düşünülüyor ve genellikle İtalyanca konuşuluyor. Birçok insana göre İtalyanca dünyanın en romantik ve güzel dillerinden birisidir. Ayrıca ülke bir Avrupa bölgesi olduğundan para birimi olarak euro kullanılıyor. Diğer yandan Güney Avrupa'da yer alan bir yarımada olan İtalya, İsviçre, Fransa, Slovenya ve Avusturya ile de sınır komşusudur. Bunun yanı sıra bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya'nın içerisinde yer alır. San Marino'yu duymamış olabilirsiniz ancak Vatikan'ın Katolik inancının liderliğini yapan papalığı temsil ettiğini ve dünyanın en küçük şehir devleti olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yerleşik nüfusun neredeyse 1000 kişiyi bile kapsamıyor. Vatikan'dan da anlayacağınız üzere İtalya'daki en yaygın dinin Hristiyanlığın Katolik mezhebi olduğunu söyleyebiliriz. İtalyanlar yüksek doğum oranları ve seyrek ölümlerle dikkat çekiyorlar. Buna göre ortalama bir insan ömrünün 80 yıl olduğunu söylemek mümkün. Bunun en büyük nedeni insanlar zeytinyağı, yağsız et, balık ve bolca meyve tüketiyorlar ve yüksek gelirlerle stressiz bir yaşam sürüyorlar.
İtalya'yı popüler ve çekici kılan unsurlar elbette ki bunlar değil. Bu ülke mutfak kültürüyle, dünyaca ünlü markalarıyla ve mimarileriyle ön plana çıkıyor. İtalyanca'da pasta kelimesini ifade eden makarnalar, İtalyan mutfağının en zengin kategorisidir. Sayısız kesim yöntemiyle hemen her damak tadına sahip makarnalar üretilmekte. Bilhassa ev yapımı makarnaları oldukça lezzetlidir. Ayrıca İtalya, pizzanın da ana vatanı olarak kabul edilir. İtalyanlar birbirinden lezzetli, incecik pizzalarını yine dünyaca ünlü şaraplarıyla beraber tüketmeyi çok seviyorlar. Şarap deyip geçmemek gerekir çünkü Toskana ve Sicilya bölgelerinde üretim yapıp bütün dünyaya şarap satıyorlar. Hatta turistleri buradaki üzüm bağlarına çekebilmek amacıyla şarap tadım merkezleri bile açmışlar. Öte yandan moda ve otomotiv sektöründe de zirveleri oynayan İtalyanlar, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bulgari, Prada, Gucci gibi sahip oldukları yüzlerce markayla insanların gözlerini kamaştırıyorlar. Bu markaların ülkemizde bile ne kadar büyük bir hayran kitlesi olduğunu sanırım söylemeye gerek yok. Hem turizm gelirlerini hem de dünya pazarına sattıkları ürünleri düşününce Avrupa'nın ilk 5 ekonomisinden biri olmaları asla şaşırtıcı değil. Turizme gelince ise İtalya'daki Aşıklar Çeşmesi bir turistin ilk uğradığı yerlerin başında geliyor. İnsanlar kötü şansı uzaklaştırmak ve Roma'ya tekrar gelebilmeyi umut ederek bu çeşmeye para atıyorlar. Çeşmenin çevresinde günlük 3.000 euro para biriktiği ve bu paranın hükümet tarafından yardım kuruluşlarına dağıtıldığı bilinmekte. İtalya'nın turistlerin iştahını kabartan en büyük özelliği turizmin her alanına hitap ediyor olmasıdır. Mesela Avrupa'nın en eski üniversitesini görmek istiyorsanız Bologna Üniversitesi'ne gidip kültürlenebilir, Pompei antik kentini ziyaret ederek Vezüv Yanardağı'nın hikayesini hatırlayabilirsiniz. Ya da masmavi denizi, kayalıklardaki evleri ve muhteşem doğal yapısıyla UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Cenova'da denizin tadını çıkarabilir, Kuzey İtalya'da yer alan Floransa'ya giderekse kendinizi orta çağa andıran, tarih kokan müthiş yapıların içinde bulabilirsiniz. Bu da yetmediyse ve elit takılmak istiyorsanız Avrupa'nın en gelişmiş ve en zengin şehirlerinden olan modanın kalbi Milano'ya giderek hediyelik eşyalar alabilir ve şehrin çevresinde onlarca fotoğraf çekilmek isteyeceğiniz yapılar görebilirsiniz. Elbette İtalya'ya giderseniz dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne muhakkak uğrayın. Çünkü Pisa Kulesi ve Roma Kolezyumu gibi yerler insanlık tarihinin paha biçilmez değerlerindendir. Tabii ki de masalsı derecede muhteşem olan Venedik şehrinden de bahsetmemek olmaz. Geçmişte sanatın ve ticaretin merkezi olan bu şehir, İtalya'ya milyonlarca turist çekiyor. İtalya'dan yola çıkarak ufak bir çıkarım yapmak istiyorum. Gelişmekte olan ülkelerin zenginleşebilmesi ve popülerleşebilmesi için en büyük şart, görüldüğü gibi kaliteli ürünler üretmek ve marka değeri yaratmaktır. Böylece pek çok ülke dünyaya açılabilir ve ürettiği ürünü istediği fiyatlara satabilir. Turizme gelince hemen her ülkenin aşağı yukarı bir tarihi geçmişi, eşsiz mimarileri veya imrenilecek bir doğası olduğunu düşünüyorum. Fakat bu değerleri dünyaya ne kadar iyi tanıtabiliyorsunuz ve hangi oranda pazarlayabiliyorsunuz? Ayrıca ülkece dışarıya karşı ne denli bir cazibe ortamı yaratıp güven verebiliyorsunuz? Bence mühim olan bu. Elindeki tarihi değerleri, birbirinden güzel plajları ve lezzetli mutfağını iyi yönetemeyen, ayrıca üretmeyen ve ülkeye döviz sokamayan ülkeler ne yazık ki hiçbir zaman kıskanılası bir ülke olamazlar. Sürekli olarak dışa bağımlı kalırlar ve paralarının değeri düşer. Bu da alım gücünü düşürür ve halkın fakirleşmesine yol açar. Sonrasındaysa İtalya gibi işini doğru yapan ülkeler tarafından daima sömürülürler. Netice itibariyle de üretmemek, ülke genelinde bir beka sorunu yaratır ve tam bağımsız bir devlet düşüncesi hayalden daha öteye geçemez. Bu yüzden coğrafya kaderdir sözünü ekonomik açıdan doğru bulmuyorum. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela haysiyetini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Tam olarak bunu doğru buluyorum. Hoşça kalın.